Herkese merhaba. Bugün Balat'tayız. Balat dokusunu kaybetmemiş en güzel ilçelerden bir tanesi İstanbul'da. Ben bayıla bayıla geziyorum çünkü inanılmaz güzel evler var eskiden kalma. Benim ailem Erzincan'dan ilk göç ettiğinde Balat'a gelmişler. Tabii köyden geldikleri için Balat onlara böyle çok kalabalık gelmiş. Ondan sonra demişler ki burası çok kalabalık ya, buradan taşınalım. Keşke taşımasalarmış. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kombin yapıyoruz. Ne kombini yapıyoruz? Vintage. Bayılıyorum. Kim bayılmıyor ki Allah aşkına? Yani bence her kızın ilgisini çeken bir konu diye düşünüyorum. Hem kombin hem de eski kıyafetler, eski modalar. Benim bir tane arkadaşım var, Sinan diye. Sinan'ı ben bir filmde oynadım. Filmin kostüm tasarımcısıydı. Onun kendi mağazası var, vintage mağazası. Sürekli beni çağırıyor. Acaba gel, hadi gel, gel diye. Şimdi sonunda gidiyorum. Evet, gidiyoruz. Hani şey vardır ya, böyle eski mahalle kültürü, komşuluklar, ondan sonra böyle amcalar, dedeler kahvehanede otururlar bütün gün. İşte burada hala o şeyleri bulabilirsiniz. Evet, gidiyoruz. Bu taraftan da herhalde. Sinan, hoş geldin. Ne kadar güzel bir yer burası. Teşekkürler, hoş geldin. Evet, şimdi asıl bölüme geldik. Bunlar 80'lere, 90'lara dair montlar. Bunları giyeceğim, hepsini deneyeceğim. Şuna baksanıza, harika bir şey ya. Yıldızlar, yıldızlar. Şu an böyle var ya, şu an böyle mont yapmıyorlar. Allah, nasıl ağır? Bunlar nasıl böyle ağır? Hadi giyelim bakalım. Hangisini giyip şunu giyeyim. Ah, bunu aldım şimdilik. Bana bir de kısa etek ayarlayalım. Bir de gözlük ayarlayalım. Ondan sonra içine de böyle askılı bir şey ayarlayalım. Ondan sonra da bakalım neler çıkıyor, tamam mı? Evet, ben geldim. Nasılım? Fotoğraf çekimi için kombinimi seçtim. Şimdi Balat'ın eski evlerinin önünde fotoğraf çekimi yapacağız. Buna uygun saçımı ve makyajımı yapacağım. Şimdi ilk başta saçlarımdan başlıyorum. Saçlarımı nasıl yapacağım? Saçlarımı 90'ların başındaki gibi modellerden yapacağım. Onu da şuradan hatırlıyorum. Annem hep böyle birkaç yaşındayken falan, annem hep saçlarını şöyle, şuradan şöyle, şöyle yumurta gibi yapardı. Hiçbir zaman anlam veremezdim. Şimdi o anlam veremediğim şeyi yapacağım. Hızlıca kabartıyorum. 90'larda aslında, 80'lerin sonu, 90'ların başında böyle çok kabarık kabarık perma saçlar modaymış. Şimdi şöyle toplayalım. Evet. Niye böyle yaparlarmış? Yüzü daha mı uzun gösteriyor? Şimdi ona uygun makyaj yapınca bence olacak diye düşünüyorum. Hemen hızlıca yapıyorum. Hiçbir zaman saatler harcamam bunun için. Kuaföre de gitmem. Her zaman kendim yaparım her şeyimi. Oldu mu? Birazdan mı kabartayım yoksa? Nasıl oldu? Dur şuradan. 80'lerin sonu, 90'ların başı diyelim. Abartının
en dibinin yaşandığı dönem. Öyle düşün. Wow, bu sefer de çok mu çıktı? Dur spreyleyeyim de. Tamam. Biraz saç yoğunluğu var. İyice çekelim. Gözlerimizi de çekelim iyice. Bu tokayı da takarsam arkadan 90'lar oluyorum ne der. Kabarsam mı şuraları da biraz? Bence annemin saçları böyleydi işte. Aklıma küçüklüğüm geldi. Ay ne kadar zevkliymiş. Şimdi üzerim bu renk olduğu için bu renk bir farla şöyle buraları böyle abarta abarta. O zamanlar böyle her şey çok abartı olduğu için doğal olarak makyaj da çok abartıydı. Makyaj yaparken, saç yaparken 10 dakikada 15 dakikada hepsini bitiriyorum. Üstüne sürmeyeceğim. Çünkü üstüne pek sürmüyorlarmış. Şöyle elimle de biraz hafif dağıtabilirim. Daha iyi dağılıyor. Tamam. Hatta farımdan allık yapacağım. Böyle. Bunda acayip sürüyorlarmış. Şuradan itibaren sürüyorlarmış bir de. Şöyle dağıtalım iyice. Neredeyse oluyor. Bitti. Aa, şimdi ama şey yapacağım. Hafif bir parlaklık katabilirim buna. Şuraları fotoğraf çekiminde güzel gözüksün diye ortaya çıkartalım. Hatta gözümün şurasına da sürelim. Elimle sürdüm vallahi. Ben elimle daha hızlı yapıyorum. Daha pratik oluyor. Tamam. Şimdi ruj kaldı. Hemen ruj sürüyorum. Bu işte. Tüfürdüm ya. Ay. Etrafını temizledik mi? Bitti. Ben teşekkür ederim. İyi gezmeler. Bay bay. Allah'ım bu halde nasıl tanıyorlar beni bilmiyorum. Ben bile kendimi tanıyamadım. İşte bugünkü çekimimizi tamamladık. Son olarak fotoğraf çekimi yaptık. Eski Rum evlerinin, renkli evlerinin önünde Balat'ta. Tamamlamış olduk bugünkü çekimi. İnanılmaz mutluyum çünkü yaratıcılığımı kullanabileceğim bir an yaşadım ve bunu sizinle paylaştım. YouTube kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Dondum ben, kaçıyorum.